Merhaba çocuklar. Elimde bu görmüş olduğunuz kutuda sizce ne olabilir? Bu kutu 3 boyutlu sihirli dünya ve prenseslere ait bir kutu. Şimdi bunun içerisinde sanırım prensesler şatosu var. Açıp bir artık bakalım mı, ne dersiniz? İçinden çıkanlara bakar mısınız? Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. O halde şöyle bırakalım arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kitabımızı açmaya. Ama önce şunları görmek istiyorum. Burada birkaç tane karakter var. Bakalım bunlar kimmiş? Hepsi birer prenses. Çok güzel görünmüyor mu sizce de yeşil tuvaletiyle? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sarı ve kabarık bir tuvaleti var. Harika. Ve son prensesimiz. Pamuk Prenses. Diğerlerinin isimlerini birazdan bulabilmeyi umut ediyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kitabımızı açmaya. Ama önce burada bir saat görüyorum arkadaşlar. Bakın burada hatta göstergesi de var. Ve burada da bir sürü taso var arkadaşlar. Tasolarımı toplamak istiyorum. Tasoların üzerlerinde bazı karakterler var. Bakın şöyle. Hemen bunları da toplayıp kitabımı açmalıyım. Şimdi önce kitabımızı kaldıralım. Sanırım böyle açacağız. Hayır, şu taraftan açacakmışız. Yoksa böyle mi açacağız arkadaşlar? İşte oldu. Wow! Şuraya bakar mısınız? Burada tam 4 tane masal kahramanlarına ait resimler var arkadaşlar. Ve üzerlerinde bir sürü rengarenk resimler var. Ve burada da gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir şato var. Kitabı açar açmaz karşımıza çıktı. Burada şato var ve burada şatonun giriş bölümü var. Gördüğünüz gibi tüm gösterişiyle bizi bekliyor. Şimdi birazcık şu tarafa atalım ve incelemeye başlayalım. Şuraya bakın. Şato ne kadar da büyük. Arkadaşlar sizce prensesler gerçekten şatolarda mı yaşıyor? Yaşıyormuş. Evet, sanırım eski zamanlardaki, daha doğrusu masallardaki prensesler büyük ve böyle gösterişli muhteşem şatolarda yaşıyormuş. Şu şatoların kulesine bakar mısınız? Ne kadar da güzel, ne kadar da büyük çocuklar. Vay canına. Şuraya bakın. Deniz kızı. Wow. Kül kedisi Cinderella. Şuraya bakar mısınız? Aladdin. Aladdin'in sihirli lambası ve o da Aladdin'in prensesi. Ve bakalım burada kim var? Pamuk Prenses ve 7 cüceler. Ve kötü kalpli kraliçe. İşte Rapunzel burada. Rapunzel'in biliyorsunuz çok uzun ve sarı saçları vardır. Aa, güzel ve çirkin. Güzel ve çirkin hikayesini bilmeyen yoktur çocuklar. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Burada neredeyse bütün masal kahramanları var. Hadi onlara ait resimleri, daha doğrusu bu küçük bibloları hangi kahramana aitse yerlerine koyalım mı? Bunu bilmeyen yoktur. Bütün çocuklar annelerinden uyumadan önce Pamuk Prenses masalını dinlemeye bayılır. O zaman Pamuk Prenses masalının kahramanını nereye koymalıyız? Tabii ki oraya. Pamuk Prenses'i kendi masalının olduğu bölüme koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pamuk Prenses, diğer dostları da burada. Onu bu masalın yanına koymalıyız. Şimdi sırada kim var? İşte bu sarı elbiseli prensesimiz de güzel ve çirkin masalındaki karakterimiz. O halde onu da kendi masalının içine koyalım. Gel bakalım güzel. İşte bu da güzel prensesimiz. Onu da şuraya bırakırsak çok iyi olacak. Bakın gördünüz mü? Bu güzel. Bu da masalın içindeki canavar. Yani çirkin karakteri. Ama tabii ki güzel ve iyi kalpliliğiyle daha sonradan yakışıklı bir prense dönüşüyor. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur. İşte bu da güzel ve derin denizlerde yaşayan deniz kızı.
Kızıl saçlarıyla hepimiz onu çok iyi tanıyoruz. Hadi o zaman bu güzel deniz kızını da kendi masalının içine koyalım. Ve buraya. Arkadaşlar, eminim hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Deniz kızının uzun bir kuyruğu vardı ve iyi kalbi sayesinde ve yakışıklı prens sayesinde o artık bir insan oldu. Artık kuyruğu yok. Yani artık denizin dışında da yaşayabiliyor. Tabii masalda. Şimdi sırada son prensesimiz. Bakalım bu kimmiş? İşte sırada son prensesimiz. Son Disney karakterimiz arkadaşlar. Bu da hepinizin şu anda anladığını düşünüyorum. Uyuyan güzel. Evet, hani eline bir iğne batmıştı da yıllar yılı, yüzyıllar boyunca uyumuştu, hatırlıyor musunuz? İşte bu da uyuyan güzel. Ve hatta sonunda bir yakışıklı prens gelip onu öpmüştü ve uykusundan uyandırmıştı. Hadi onu da kendi masalının yerine koyalım arkadaşlar. İşte bu da uyuyan güzelin masalı. Bakın uyuyan güzel burada ve buradaki iyilik perisi, güç perisi ve şans perisi. 3 tane peri gelmişti doğduğunda ve işte bu masalda uyuyan güzel karakterimize ait. Bütün masal kahramanlarındaki prenseslerin ortak özelliği nedir arkadaşlar? Hepsinin harika bir şatolarının olması. Tıpkı buradaki gibi değil mi? Siz hangi masal kahramanı olmak isterdiniz çocuklar? Bana videonun altında yorumlara yazarsanız merakla hepsini okuyacağım. Ben Kül Kedisi Cinderella olmayı çok isterdim arkadaşlar. Bakalım siz hangi masal kahramanı olmak isterdiniz? Hepinizi öpüyorum.